Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Converse bebek patiği yapımını göstereceğim. Şimdi modelimize başlayalım. Patiğimizin tabanını örmeye 20 zincir çekerek başlıyoruz. Bir zincir atlayarak geri dönüp 9 tane sık iğne yapıyoruz. Dokuz sık iğneden sonra kalanını ikili trabzan yapıyoruz. 10 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra en son 8 tane ikili trabzan bir ilmeğe yaparak burada artırıyoruz. Bu kısmını yapıyoruz. Sekiz tane artırdıktan sonra tekrar İkili trabzan olan tarafı ikili trabzan olarak örerek gidiyoruz. Artık sık iğne yapmıyoruz. Trabzana geçiyoruz. Bundan sonra trabzan olarak devam edeceğiz. İkili trabzanımıza başlıyoruz tekrar. Sekiz artırdığımız yere geldiğimizde bu sefer bir tek bir çift öreceğiz. İkinci sıramızda bir tek ikili trabzan, dört sık iğne yaptığımız yere gelince tekrar bir tek bir çift devam ediyoruz ikili trabzanla. Diğer artırma yerime geldiğimde yine 3. sıramda 2 tek 1 çift örmeye devam ediyorum. Buraya geldiğimde bitirip kapatacağım. Patik tabanımız istediğimiz boyuta geldiğinde kapatma işlemimizi yapıyoruz. Eğer daha büyük istiyorsak bir sıra daha dolanabilirsiniz. İstediğiniz boyuta gelene kadar artırma şansınız var. Şimdi patik tabanımızdan yukarı çıkmaya göstereceğim. Başlangıç yerimizden 2 tane zincir çekiyoruz. Bir tane doluyoruz. İkili trabzan yapacağız. İç kısımdan örmeye devam ediyoruz. Hep içten alıyoruz. Patiğimizin bütün çevresini bu şekilde ikili trabzanla bitirip kapattıktan sonra krem rengi ipimi bağlayıp bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra sık iğne krem rengi ipimizi gittikten sonra tekrar mavi ipimizi takıyoruz. Bir sıra ikili trabzan mavimizi örmeye devam ediyoruz. Patiğimizin bir sıra daha mavi trabzan gidip kapattıktan sonra ön kısmına geçiyoruz. Bu ön kısmını yapabilmek için ikiye katlıyoruz. Tam yarısını alacağız. Buralarını işaretliyorum. Buradan başlayacağım için ilmek kaydırarak bitiş yerimden buraya kadar geliyorum.
İlmek kaydırmayı örmüyorum. Bu şekilde ipi alıp diğerinden geçirerek ilmeğimizi kaydırmış oluyoruz. Bir trabzanı yapıyorum ama kapatmıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Yanındakini de. İkisini birlikte örüyorum. Azaltarak. Hep bu şekilde işaretlediğim yere kadar kapatarak geliyorum. İşaretli yere kadar aynı şekilde azaltarak geldik. Dönüp tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı şekilde azaltarak devam ediyorum. Azaltma işlemimize 3 sıra boyunca devam ettikten sonra mavi ipimizi bitirip beyaz ipimizi takıyoruz. Bir sıra sık iğne 18 tane ben yaptım. Küçük olduğu için benimki de 18 oldu. Eğer siz büyük yapacaksanız bu sayı biraz daha artabilir. Şimdi mavi ipimi koparıp beyaz ipime geçeceğim. Patiğimizin ön kısmına önce bir sıra sık iğne gittikten sonra dediğim gibi ben 18 tane yaptım. Sizinki büyük olursa daha değişik olabilir, sayı artabilir. Bir sıra sık iğne yaptıktan sonra 6 sıra ikili trabzan yaparak ön kısmımızı bitiriyoruz. Patiğimizin şimdi arka bölümünü yapıyoruz. Krem rengi ipimizi takıp ikili trabzanla bu kısmımızı örüyoruz. Diğer patiğimizin sayısıyla eşit olmasına dikkat ediyoruz. Burayı sayıp burayı ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Trabzanımızı bir tur tamamladıktan sonra, buraya kadar geldikten sonra iki zincir çekiyoruz. Bir tane azaltma yapacağız. 3 sıra boyunca iki uçta birer tane azaltma yapacağız. Azaltmamızı tekrar göstereyim. Bir tane örüyorum, tam kapatmıyorum. Bir tane daha alıyorum, yanındakini örüyorum. Birlikte çekiyorum. Tekrar. Sadece başlangıç ve bitişlerde birer tane azaltma yapıyoruz. Diğer taraflarda düz örüp bitiriyoruz. Patiğimizin 6 sıra arkasını bitirdikten sonra ilk 3 sırada birer tane başlangıç ve bitiminde kesme yapmıştık. Daha sonrakileri kesme işlemi yapmadan düz çıkıp 6 sıraya tamamladım. 200 tane zincir çektim. Herkesin eli sıkı olmayabilir. Biraz elim sıkı benim. Göz kararı buna yetecek kadar uzunlukta bir zincir çekip bağcığımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, patiklerimiz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.